İyi akşamlar Ece. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Sağ olun. Nasıl yorumlarsınız bu kararı Tayfur Avuççu ve Serdal Adalı konusunda? Bir ceza kararı yok. Ancak Avrupa Kupalarından bir yıl men cezası var. Beşiktaş için bekliyor muydunuz önce? Onu sorayım. Yani şimdi bence biraz sürpriz oldu. Ben Beşiktaş'tan bir herhangi bir ceza beklemiyordum. Gelişmeler ve dün avukatlarla yaptığım görüşmelerden de. Mesela müfettişin çok yalan sorular sorduğunu ve hiç kayda değer bir harekette bulunmadığını bu görüşmelerde. Sayın Profesör Ersan Şen'le de bu konuştum. Muammer Menekşe, İlhan Ekşioğlu'nun avukatıyla da konuşmuştum. Onlar paralelinde diğer avukatlarla da konuştuğunda ben bir ceza beklemiyordum. Ama bu gelen ceza tabii ki Fenerbahçe için de bir endişe taşır mı derseniz taşıyor. Çünkü Beşiktaş'ın durumu çok net olarak cezayı gerektirecek bir durum yoktu bence. Ama bu konudan dolayı ben biraz daha endişe taşıyorum. Yine de Beşiktaş'ın kararı bana göre sürpriz oldu yani bu kararı. Peki Fenerbahçe'ye ilişkin şu an için aslında Beşiktaş'a bile bu ceza veriliyorsa Fenerbahçe çok daha ciddi bir ceza alabilir, analizi yapabilir miyiz bu sözlerinizden yani onu mu anlamalıyım? Beşiktaş'a onu işte onun için endişe taşıyorum. Beşiktaş'a ceza verilmeseydi Fenerbahçe Serdal Ali Çelik der şu anda telefon attığımızda. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ece Hanım. Bekliyor muydunuz? Önce onu sorayım. Çünkü iki ihtimal üzerinde duruluyordu. Aslında Beşiktaş'ta herhalde hiçbir ceza gelmez diyenler ağırlıktaydı. Ama gelecekse de hem Avrupa Kupalarından men hem Tayfur Avuççu ve Serdal Adalı'ya da ceza diye bekleniyordu. Bu ilginç bir gelişme oldu. Vallahi açıkçası ben disiplin kurulu raporlarından sonra ceza geleceğinin kesin olduğunu düşünüyordum.
Ancak Beşiktaş'ınki belki ertelemeye maruz bırakılabilirdi. Onu da tercih etmedi disiplin komitesi. Beşiktaş'a bir yıldan geldiyse Fenerbahçe'ye de istenen 2 yıl cezanın geleceğini söylemek, böyle tahminde bulunmak çok yanlış.